Oğlum ödevi yapmadın mı? Çok önemliydi o ya. Ben yaptım. Alabilirsin benden. Oğlum ödevi yapmadın mı? Çok önemliydi o ya. Ben yaptım. Alabilirsin benden. Zeynep. Canım senin sınavın yok muydu? Ya geç kaldığım için hoca sınav almadı. İkincisinde çalışırsın artık. İyi de ikincisinden yüksek not almazsam bursum gider. Benim de durumum senin gibi. Hocayla bir konuşalım mı? Yılların hatırı vardır belki. Hem ben kaç sene önceden buradayım. Aramızda bir bağ olmuştur herhalde. İşe yarayacağını sanmıyorum. Neyse ben işe gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Aman canım. Ne var bunda üzülecek? Senin tuzun kuru tabii. Ailenle birliktesin. Hem çalışıp hem okumak zor. Hadi bana gidelim de sana istediğin ayakkabıyı vereyim. Kayreli Palas'ın sahibi Muzaffer Bey vefat etmiş. İyi misiniz? İyiyim.
Yavaş yavaş. Zeynep, gördün mü? Gitti dağ gibi adam. Nihayet gidiyor. Bizi de mutlu ederek gidiyor. Şu bakıcı parçasından da kurtulduk. Siz gidecek misiniz Kemal Bey? Yok Hüseyin, sen git. Peki. Bırak miskinliği Murat. Güzel günler bizi bekliyor. Ne zaman biter ki? Mirası mı diyorsun? Hı. O biraz sürebilir anne ya. Muzaffer amcamın avukatıyla görüşmemiz lazım. Evet anne. Dün gece ölmüş. Alo. Anne orada mısın? Tamam, tamam. Akşam eve gelince konuşuruz, olur mu? Görüyor musun? Gitti koca Muzaffer Bey. Rezan Hanım da sevinmiştir. Koca bina onlara kaldı. Sen de işsiz kaldın. Rezan Hanım seni burada istemez artık. Ben Özlem Hanım'ın yanına kafeye gidiyorum Ayşe abla. Tamam canım. Vah vah vah. Toprağı bol olsun rahmetlinin. İyi adamdı, ne diyeyim. Gitti mi? Başın sağ olsun. Başım sağ olsun baba. Sağ ol oğlum. Neyse canım, ölenle ölünmüyor. Biz de oğlumla miras işlerini konuşuyorduk. Ne zaman hallolur sence? Cenaze daha yeni gitti Rezan, ayıptır. Muzaffer Bey'in yağsız tuzsuz yemeği hazır canım. Zeynep, neyin var, iyi misin? Ölmüş. Muzaffer Bey ölmüş. Gel canım, gel şöyle otur. Ali'yi aradın mı? Ya aradım, aradım da cevap vermiyor. Denerim ben tekrar. Çocuğu niye boşu boşuna İngiltere'den getirtiyorsun canım? Okulu var, imtihanları var. Ayrıca boşuna masraf Kemal'cim. Biraz da etrafındakileri düşünsen diyorum Rezan. Benim cenaze işleriyle uğraşmam lazım. Avukatı aramayı unutma lütfen. Rezan, yeter. Çok üstüne gidiyorsun. Ne dedim ki? Rahmetli Muzaffer Bey'in soyu ta Mısır'a dayanıyormuş. Babası eski Osmanlı paşasıymış. Paşa burayı yabancılardan almış. Hoş geldiniz. Birazdan geliyorum. Eskiden burada yabancılar oturuyormuş. Paşanın Günleyen isminde bir eşi varmış. Yani Muzaffer'in annesi. Bütün yabancıları çıkartmış buradan.
Sonra da bir daha kiraya vermemiş. Muzaffer'i de evlendirmemiş. E tabii sonra aile biraz sıkıntıya düşmüş. Koskoca Kayreli Palas. Şimdi bütün daireleri boş. Zeynep'ciğim geliyorum hemen. Hoş geldiniz. Tamam. Bir problem çıkmasın. Tamam, yarın ikindi olur. Ha, cami. O cami olur. Evet, teşekkür ederim. Sağ ol. Biz de yarın sabah orada olacağız. Tamam, sabah hastanede olursun. Evet, teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kızım, bana kimseyi bağlama. Alo Kemal. Merhaba canım. Duygu. Sesin pek iyi gelmiyor. Evet Duygu. Pek iyi değilim. Muzaffer amcam vefat etti. Onun işleriyle uğraşıyordu. Sana ondan cevap veremedim. Ay çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok canım. Teşekkür ederim. Müsait olunca ben seni arayacağım. Tamam canım, tamam. Ya anne. Benim yeni mimarlık ofisi içinde yer bakarız değil mi? Bak acele etme. Sana en iyi semtte en güzel daireyi satın alacağım. Home office olarak da kullanırsın, tamam mı? İyi. Başka şeyler için de kullanırsın sen tabii. Ay neyse neyse. Çok sıkıldım ben bu cenaze işlerinden Muratçığım. Şöyle birazcık lokale falan gidip oyun oynayıp rahatlamam gerekiyor benim. Ya anne sen daha dün param yok demiyor muydun? Şekerim kredim var. Nasıl olsa ödenecek. Yani. Alo. Nusret, iyi günler. Bak şimdi beni iyi dinle. Aynı Demet'ten aynı kıza bir tane daha yolluyorsun. Fatura şirkete tabii ya. Hadi. Anne ben de geleceğim seninle. Zeynep'ciğim kusura bakma ilgilenemedim müşteriler yüzünden. Zeynep'ciğim ölenle ölünmüyor. İş meselesini ne yapacaksın? Bak ne diyeceğim. Burada çalışsana. Kızım utanma, kaldır bakayım kafanı. Bak yardımcım yeni ayrıldı. Ama okulu? Sen hiç merak etme, hallederiz. Muzaffer Bey'in yanında çalıştığın gibi yaparsın. Çok iyisiniz Özlem abla. Ama bilemiyorum, yine de annemle konuşmam gerek. Tamam sor, konuş onunla. Eğer her şey yolunda giderse yarın işe başlarsın, olur mu? Zeynep biz ikimiz bu işi hallederiz, tamam mı? Gençler kendi aralarında ne diyorlardı? Eküri. Tamam. Ben artık kalkayım. Tamam canım, hadi. Yarın görüşürüz. Bırakman iyi oldu anne ya. Araba mı arızalandı yine? Frenlerinde sorun var. Bak Murat, bu kızlarla dolanma yüzünden sürekli arabalar bozuluyor. Ya biraz dikkat et lütfen ya, bu kaçıncı? Neyse, artık yenisine bakacağız. O çiçekler kimeydi peki? Yani derecesini soruyorum. Ha, birinci dereceden. Seviyorum.
Madem benimle geliyorsun, arabayı sen kullan lütfen. Emredersiniz sultanım. Buyursunlar. Mersi. Siz işinizle ilgilenin. Acele etmeyin. Biz bekliyoruz. Bekliyorsunuz ama değişen bir şey yok. Durumu biliyorsunuz. Özlem Hanım, her şeyin bir yolu vardır. Vade yaparız. Siz sakin olun. Rezan Sultan, bugün servetine servet katıp geleceksin. Gelirken yeni arabamı da alırsın artık. Yok Muratçığım. Bu aralar hiç şansım yok biliyor musun? En büyük şansımız Muzaffer Bey'in ölümü ve o kızın aramızdan çekip gitmesi. Ha bu arada Ali ile konuştum. Yarın sabah geliyor. Aa, gerçekten mi? Ay çok sevindim. O kadar özlemiştim ki Ali'yi. Evet, ben de özledim. Siz ikiniz çok farklısınız biliyor musun? O daha sakin, sen daha şeysin. Ney? tamam. Söylemeyeceğim. Hem Ali'nin gelişi şerefine artık bugünlük araba bende kalır değil mi? Bak Muratçığım, arabayı sana veririm ama geçen seferki gibi arabanın deposunu sıfırlayıp gelmeyeceksin, anlaştık mı? Ya anneciğim, seni duyan da fakir zannedecek. Sen koskoca Kahireli Palas'ın yeni sahibesisin. Ay Murat, biraz hızlı git yalnız, ben geç kalacağım ama. Emredersiniz Sultan, siz nasıl uygun görürseniz. Sahtekarsın. Bunları kızlardan öğreniyorsun değil mi? Sen bana yeni arabamı al. Daha ne şovlar var bende. Dur bak. Anne. Üzülme bir tanem. Üzülme canım. Anne ben daha dün konuştum Muzaffer amcayla ya. İnanamıyorum. Üzülme bir tanem. Zeynep. Hadi canım yemeği soğumasın diye. Birini Murat'a mimarlık ofisi mi yapsak ne dersin? Evet baba ya. Nasıl olur? Gülnihan Hanım burada ofis açıldığını duysa mezarında ters dönerdi. Aman Kemal, abartıyorsun. Rezzan bak sana kaç kere söyledim anlamadınız. Biz bu Kahireli ailesi de sonradan dahil olduk. Benim dedemle Gülnihan Hanım'ın kocası Mısır'da Osmanlı paşasıydı. Benim dedem şehit olunca Gülnihan Hanım'ın kocası bizim aileye sahip çıktı. Beni de okumaya İstanbul'a yolladılar. Sonra gel zaman git zaman Kahireli soyadını aldık. Ve Muzaffer Bey de resmen amcam oldu. Bunları biliyoruz da sonuç?
Yani Kemal'cim sen de bir Kahireli sayılırsın. Bir paşa torunusun sen de. Niye böyle söylüyorsun? Ya baba, Ali ile konuştum da. Sabah çok erken gelecek. Onu havalimanından karşılamaya sen gitsene ya. Biliyorsun ben sabahları erken kalkamıyorum. Tamam tamam. Ben gider alırım. Zaten Ali'yi çok özledim. Baba çok sağ ol ya. Vallahi beni öyle büyük bir dertten kurtardın ki anlatamam yani. Alo Hüseyin amca. İyiyim, teşekkür ederim. Yarın mı? Tamam, geleceğim. Ben de inanamıyorum hala. Gerçekten çok üzüldüm. Size de iyi geceler. Yarın mı defnedeceklermiş? Yarın, ikindi de. Hayat ne garip değil mi anne? Muzaffer Bey çok iyi bir adamdı. Bana çok yardımı dokunmuştu. Baba gibi seviyordum ben o adamı. Yokluğuna alışmak çok zor olacak. Okul nasıl gidiyor kızım? Anne, burs işi canımı çok sıkıyor. Sen çalışkan bir öğrencisin. Halledersin, üzülme. Halledeceğim anneciğim, halledeceğim. Artık biz gidiyoruz. Çok bekledik. Biliyoruz Özlem Hanım, borç sizin borcunuz değil. Biliyoruz kocanızın. Ama ben ondan boşandım. Hiç fark etmez. Burası kurulurken beraberdiniz. Haklısınız ama... Tamam. Biz size vade tanıyacağız. Biz sizden burayı istemiyoruz ki. Biz paramızı istiyoruz. Siz çalışın, paramızı ödeyin. Bir sorun olmasın. Sadece şu vade farkı senedini imzalayın. Yeterli. Teşekkürler. Bol kazançlar. Ha, söylemeyi unuttum. Özlem abla bana iş teklif etti bugün. Özlem? Hani Kahireli Palas'ın oradaki kafe var ya, onun sahibi. Hı. De okulun ne olacak kız? İşte Muzaffer Bey'e gittiğim gibi giderim. Aksatmam, merak etme. Ne diyorsun? Yok kızım, çok yorulursun. Peki, madem istiyorsun, derslerini de aksatmayacaksan olabilir. Muzaffer Bey'in cenazesine ben de geleceğim. Hayatı boyunca yalnız bir adamdı. Öldüğüne hala inanamıyorum. Haklısın. Biz de çok ilgilenemedik. Annenin kaprislerini biliyorsun. Yanında çalışanlara bile karıştı. Eminim o da çok üzülmüştür. Annen işte. Sen nasılsın baba? Murat nasıl? Onu da çok özledim. O da seni çok özledi. Abimi çok özlüyorum oradayken ya. Okul nasıl? Okul iyi baba. Bitiyor işte. Az kaldı. Aslan oğlum. Ekonomist olacak. Evet. İşte sana çok ihtiyacım olacak oğlum. Ben seni geçerken eve bırakayım. Ben cenaze işleriyle uğraşacağım da. Yok yok baba, ben de geliyorum. Amcama karşı son görevimi yapayım. Hadi gel bakalım. Günaydın. Günaydın canım. Bu saatte geldiğine göre işi kabul ettin o zaman. Evet, annem izin verdi. Tamam. Yakala. Bu da biziniz Zeynep Hanım. Masalar seni bekliyor. Özlem Hanım, işe başlamadan önce bir arkadaşımı arayabilir miyim? Tabii ararsın da, hanım mı olduk şimdi? İş. Tamam. Bir de bugün Muzaffer Bey'in cenazesine gitmek istiyorum.
Tabii ki git. Ben gelemiyorum. Biliyorsun burayı bırakamıyorum. Sen git bari. Hadi. Arkadaşlar bir dakika. Alo? Zeynep? Ay, neredesin sen? Ne? Canım çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Gelmemi ister misin? Zeynep? Neredesin sen? O sesler ne? İş mi buldun? Garsonluk mu yapacaksın? Süper. Çok sevindim. Tamam ben senin yerine imza atarım canım. Sağ ol canım, ben alırım sizden notları. Görüşürüz. Ne olmuş Sibel? Muzaffer Bey vefat etmiş. Hadi ya. Zeynep Hanım da hiç vakit kaybetmemiş doğrusu. Ne diyorsun sen gene? Bakıcılıktan garsonluğa geçmiş diyorum. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Ben ne dedim ki şimdi? Ne yazıyor orada? Bırakır mısın lütfen? Sibel mi yazıyor Alp? Sana inanmıyorum ya. Alp, biz arkadaşız farkındaysan. Ya kendine gel artık. Böyle devam edersen arkadaşlığımız da bitecek. Sildir şu dövmeyi. Merhaba. Merhaba. Bir kahve alabilir miyim? Tabii hemen. Siz burada yenisiniz sanırım. Evet, yeniyim. Gerçi niye soruyorsam, ben de 6 aydır yurt dışındaydım. Pardon, bir saniye bakabilir misiniz? Ali, hoş geldin. Hoş bulduk abla. Canım, başın sağ olsun. Sağ olasın abla. Evde sıkıldım. Gelip sizi göreyim dedim. Muzaffer Bey hepimizi çok üzdü. Sen de çok severdin onu. Severdim. Ama son zamanlarda fazla göremedim onu. Evde durumlar nasıl? Zaten onun için buradayım ya. Sabah cenaze için babamla hastaneye gittik. Sonra da daraldım. Gelip seni göreyim dedim. Zeynep Muzaffer Bey'in yanında çalışıyordu 4 aydır. Bugün de burada başladı. Çok iyi kızdır. Neyse, ben senin kahveni yapayım da cenazeye geç kalma. Tamamdır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahussamed, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ehad. Sadakallahul azim. Amin ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Şuna bak, buraya da gelmiş. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya
seyyidin evveliyle vel ahir. Kovdun değil mi sen onu? Ya Rabbi, ya Rabbi, okuduğun Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhi ve sellemin ruhunu hediye eyledik, kabul eyle. Daha sonra bütün peygamberlerin, bütün Müslümanların, şu an toprağa verdiğimiz beyefendinin ruhuna hediye eyledik, kabul eyle. Mekamını nur eyle, kabrini cennet eyle ya Rabbi. Sadakallahü'l-azim. Subhane rabbike rabbin izzeten ma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için. El-Fatiha. Çok sıkıldım şu kalabalıktan. Şu iş bir bitseydi. Zengin Bey değil mi? Muzaffer Bey'in avukatı. Bir sorsana muameleler nasıl gidiyormuş diye. Ya sırası mı şimdi? Sonra sorarız ya. Biz arabada bekliyoruz. Tamam oğlum. Zengin Bey. Böyle bir günde bizi bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. Şey soracaktım. Muameleler nasıl gidiyor acaba? Eğer mirası soruyorsanız, Muzaffer Bey ölmeden önce vasiyetinde yeni düzenlemeler yaptı. Onları halledeyim, sizi arayacağım. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederiz. Hadi Rezan, yürü. Düzenlemeler mi? Merhaba Özlem Hanım. Merhaba. Sizi annemle tanıştırayım. Annem Melek, kafemizin sahibi Özlem Hanım. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Teşekkürler. Kızım sizden çok bahsetti. Söylediği kadar tatlıymışsınız. Çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Ne ikram edeyim? Teşekkürler. Pek kalamayacağım. Ben okuldan izin alıp geldim. Sadece sizi tanımak ve burayı görmek istemiştim. Öğrencilerim bekliyor. Anneciğim keşke biraz daha kalsaydın. Başka zaman inşallah. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Bir daha bekliyorum. İnşallah. Canım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Özlem Hanım, Muzaffer Bey'in dairesinde birkaç eşyam kalmıştı. İzniniz olursa onları alıp geleyim ben. Tabii kızım, sen git. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hayırdır kızım, gözlere kırpığımız olmuş. Hüseyin amca, Muzaffer Bey'in dairesinde birkaç parça eşyam kaldı. Onları alabilir miyim? Tabii kızım, sende anahtar vardı değil mi? Sen çık yukarı, benim biraz işim var. Onu halledip sonra kitlemeye gelirim ben. Tamam. Tek başına korkmazsın değil mi? Muzaffer Bey'den. Ölülerden değil, dirilerden kork zaten.
Cezalısın. Geciktin. Ve cezan... Ne kadar tek ayak üstünde durmalıyım? Geciktiğin kadar. Anneme yardım ederken zamanın nasıl geçtiğini anlamamışım Muzaffer Bey. Pekala, pekala. O zaman cezan bir öpücük. Böyle cezaya can kurban. Bak. Bak bir de bu var. Vay güzelmiş. Güzel tabii oğlum. Ne yapıyorsunuz siz? Hiç. Bir duş alayım dedim su yok. İlgilenmiyor ki apartmanla. Arasana şu Hüseyin Efendi'yi. Çalıyor. Buyurun Rezan Hanım. Hüseyin Efendi. Su yok yine, ilgilen şu işle. Tamam Rezan Hanım. Muzaffer Bey'in dairesini kapatıp hemen bakacağım. Muzaffer Bey'in dairesini kapatmak mı? Bir soru sordum Hüseyin Efendi. Zeynep geldi. Birkaç eşyası kalmış yukarıda. Onları alıp gidecekmiş. Allah Allah. Kendi başına işler çeviriyor canım. Kimseye hiçbir şey sormadan. Kim? Zeynep gelmiş eşyalarını almaya gitmiş. Muzaffer Bey'in dairesinden. Ben şimdi ona göstereceğim. Anne bırak. Kızcağız eşyalarını toplayacaktır. Oğlum siz bilmezsiniz böylelerini. Ben gidip bakayım. Hayda. Hiç tango yaptın mı Zeynep? Yapmadım. Ben de yapmadım. Gençliğimde müzik dinlemeyi çok severdim. Ama öyle danslara, balolara falan gidemezdim tabii. Çünkü rahmetli annem bırakmazdı. Ne bileyim nedense hiç sevmez öyle dansları, baloları falan. Hey gidi günler, hey. Aa bak. Sana eskilerden çok sevdiğim bir şarkıyı dinletmek istiyorum şimdi. Bu da benim gibi antika. Çalışır inşallah. Evet. Çalıştı. Gel. Ama ben dans edebilir miyim bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Deneyeceğiz hep beraber. Şöyle ilk önce adım atmamız gerekiyor. Şimdi geri. Bir de şöyle döndürürler galiba bakayım. Evet. Senin ne işin var burada? Ben... Bana bak. Senin gibi ne evdüğü belirsiz insanları artık apartmanımda istemiyorum. Hem sen kim oluyorsun da başkasının dairesine izinsiz giriyorsun ha? Ama ben... Ben senin hırsız olmadığını ya da buradan bir şey çalmayacağını nereden bileyim? Hı? Bak kızım, seninle artık işimiz kalmadı. Bundan sonra seni burada asla görmeyeceğim, anladın mı? Şimdi çabuk git buradan. Defol. Bana bak Hüseyin Efendi. Sen de bana sormadan iş çevirme. Ayağını denk al. İşinden olmak istemiyorsan aklını başına topla, tamam mı?
Artık her şey değişti. Neyin var? Canım. Hadi gel içeri bir en yüzünü yıkayalım. Hadi. Sultanım, keyfiniz yerinde. Ne oldu? Daha ne olsun? O dış kapının dış mandalı kız Muzaffer Bey'in dairesine girmiş. Sormak yok, izin almak yok. Öyle eviymiş gibi. Olsun ama. Ben de def ettim gitti. Arkasına baka baka gitti. Ama iyi olmuş. O geldiğinden beri Muzaffer amcam bizimle tüm ilişkisini kesti ya. Doğru. Yabancı olmuştuk. Artık ikisi de yok hayatımızda. Sabahtan beri buradayız. Okula bile gidemedik. Bir çaya tüm gün oturdun işte. Daha ne istiyorsun? Bu tur bitsin kalkarız. Kaşınız gözünüz durmadı sizin. Birbirinizin taşlarını mı değiştiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Tekrar çekin o taşları. Bu oyunu takdir ediyorum. Yenilgiyi hiç kabul etmiyorsun. Bak kaç zamandır işsizsin ama hala yüzün gülüyor. Zerrin'cim boş boş konuşma istersen. Bak hepimizin ayrı ayrı uğraşları var. Senin uğraşın laf, laf, laf. Aa, senin bir şeyle uğraştığını bilmiyordum. En son o ajans senin, bu ajans benim, kapı kapı geziyordun. Bak ortada hala bir şey yok. Haksız mıyım Alp? Ya bizi kilitledin bu masaya. Bir de sabahtan beri seninle uğraşıyoruz. Ya ben Zeynep'i merak ettim. Ne yapıyordur acaba? Yanına mı uğrasak acaba? Ya o kadar derdinin arasında ayak bağı olmayalım bence. Hadi devam. Kolay gelsin. Merhaba. Bir kahve alabilir miyim? Siz amcamın yanında çalışıyordunuz galiba. Ben Ali Kahireli. Muzaffer Bey'in yeğeniyim. Kahireli ailesinden kimseyle görüşmek istemiyorum. En son hatırladığımda kaybeden hesabı ödüyordu. Of, karnım da ne acıktı. Keşke yemeğini oynasaydık. Senin için problem yok. Sen şimdi eve gidince annemin sıcacık yemeklerini yersin. Of, annem döktürmüştür yine. Oh, biz de yine yurdun karavanasına kaldık. Hayır, seninki gene iyi. Ev arkadaşım mesaj attı az önce. Bizde gene menemen varmış. sakın kaçırma. Ya Zeynep'in notları sende mi? Ben de canım, okulda veririm. Siz de artık başınızın çaresine bakarsınız. Çorbaya talim yine. Nasılsın canım? Bugün kalan eşyalarımı toplamak için Muzaffer Bey'in dairesine gitmiştim. Rezan Hanım'ın beni görmesiyle konması bir oldu anne. Zeynep, sen artık oraya, o mahalleye gitme kızım. Anlaşıldı. Bu kadın sana yeni iş yerinde de rahat vermeyecek. Hayır, gideceğim. Hem sen bana demez miydin? Kötü insanlarla karşılaşabilirsin. Başına kötü şeyler gelebilir ama yılmayacaksın diye. Hemen pes etmeyeceğim anne.
Sen ne zaman gidiyorsun? Biletimi daha almadım. Biraz daha buradayım. Oğlum sana gel dedim ama okulunu falan ihmal etme. Gitmen gerekiyorsa hemen biletini alayım. Yok baba, sınavlarım yeni bitti zaten. Amcamın yanındaki kız kafede çalışmaya başlamış. Ben de yeni tanıştım. Hı. Bir boy eksikti. Burnumuzun dibindeki kafede. Yalnız siz bu kızı biraz üzmüşsünüz galiba. Hakkınızda pek iyi şeyler düşünmüyor. Aman ne üzmesi. Boş ver sen onu. Hmm. Engin Bey arıyor. Alo. Merhaba, nasılsınız? Vasiyetnameyi mi hallettiniz? Aa, bu kadar çabuk mu? E güzel. Tamam. Tamam tamam geliriz. Üçte. Peki oldu, görüşürüz. Hoşçakalın. Bitti bu iş. Hazırlanın gidiyoruz. Şu çiçeklerle ilgilendiğin kadar benimle ilgilenseydin. Oho! Ayşe, sence kadın nedir? Ne bileyim ben. Kadınlar çiçektir. Nasıl yani? Ben de mi çiçeğim? Hem de en sevdiğim çiçeklerden. İyi günler Rezdan Hanım. Ay bahçe çok kötü olmuş. Bu çiçeklere iyi bir bakmak gerekiyor Hüseyin Efendi. Hadi Rezan, bırak çiçeğimi çayı. Çocuklar arabada bekliyor. Bak, çiçekler kötüymüş. Ne yani? Bana yalan mı söyledin? Onların gözü şu anda çiçek görmez. Onların aklı şu anda vasiyetnamede. Aman bana ne? Niye başlamıyoruz? Ne bekliyoruz? Başlamasına başlayacağız da eksiğimiz var. Eksiğimiz mi var? Hepimiz buradayız işte. Yine de eksiğimiz var. Engin Bey, muammasınız vallahi. Ne demek eksiğimiz var? Buyurun. Evet, eksiğimiz tamamlandı. Zeynep Hanım, buyurun oturun lütfen. Bu ne demek oluyor Engin Bey? Biz buraya mirasın varisleri olarak geldik. Ailemizden olmayan bu insanların burada ne işi var? Sakin olun Rezan Hanım. Birazdan açıklayacağım. Açıklayacak mısınız? Anlamadım. Neyi açıklayacaksınız? Sabırlı olun Rezan Hanım. Lütfen oturur musunuz? Zeynep Özen de varislerden. Muzaffer Bey'in mirasından onun da payına düşen var. Sen ne demek istiyorsun avukat efendi? Ne demek o da varislerden? Böyle bir saçmalık mı olur? Lütfen sakin olun Rezan Hanım. Sakin olun demesi kolay. Biz burada ailemizin mirası ile ilgili bir konuda toplanmış bulunuyoruz. Dış kapının dış mandalı bir kız geliyor ve siz varislerden diyorsunuz, öyle mi? Hayırdır Ayşe? Birini mi bekliyorsun? Yok, öylesine işte. Miras açıklanacak ya, Rezan Hanımların dönüşünü bekliyorum. Sen ne yaptın? Gülleri budadın mı? Hı hı, hallettim. Koca Kayreli Palas da onlara kaldı. Ayşe. Hı? Senin bu merakın yüzünden başına bir iş gelecek ama hadi hayırlısı yani. Evet, herkes burada hazır olduğuna göre Muzaffer Bey'in vasiyetnamesini açıklamaya başlayabilirim.
Bu ne cüret ya? Dur bakalım Reza. Avukat bey ne diyecekmiş bir dinleyelim. Muzaffer Bey'in vasiyetini okumaya başlıyorum. Lütfen dikkatli dinleyin. Maliki olduğum tüm malların ve nakdimin yarısını yeğenim Kemal Kahireli'ye, diğer yarısını da Zeynep Özen'e bırakıyorum. Ayrıca Kahireli Palas'ın paylaşımında şu an oturmakta olduğum daireyi Zeynep Özen'e bırakıyorum. Nasıl? Böyle bir saçmalık mı olur ya? Böyle bir şey kabul etmiyoruz. Siz kim oluyorsunuz da mirastan pay alıyorsunuz ha? Rezan Hanım, lütfen sakin olur musunuz? Ne lütfeni avukat bey ha? Ne lütfeni? Daha dünkü bakıcı kız koskoca mirasa ortak oldu. Bu da yetmiyormuş gibi apartmanın en şahane dairesine kondu. Eğer müsaade ederseniz vasiyetnamenin kalanını okumak istiyorum. Özel istek olarak annem Gülnihal Hanım'ın odası her zaman için kapalı tutulacak, asla açılmayacak. Dolayısıyla içeri kimse girmeyecektir. Ancak zaman zaman temizlik kastıyla açılacak ve bu da sadece emektarımız Hüseyin Efendi'nin malikinde olacaktır. Yeter artık yeter. Bu vasiyetname benim nazarımda geçersizdir. Böyle bir şey kabul etmiyorum ben. Rezan, sakin ol. Sen karışma Kemal. Bakın Engin Bey. Daha şu dünkü bakıcı kız Muzaffer Bey'le hiçbir akrabalığı yokken nasıl oluyor da bu mirastan pay alabiliyor ha? İşte burada bir yanlışlık olmalı. Hiçbir yanlışlık yok Rezan Hanım. Muzaffer Bey ölmeden önce bizzat benimle beraber notere giderek vasiyetnamesini yazdırdı ve tasdik ettirdi. Muzaffer Bey'le hiçbir hısım akrabalığı yokken öyle mi? Nasıl yaptın bunu ha? Ne yaptın? Rezan Hanım ama ben... Rezan Hanım Efendi diyeceksin. Affedersiniz. Affetmiyorum. Hiçbir zaman da affetmeyeceğim. Rezan Hanım, üslubunuza dikkat edin lütfen. Gasp edilen haklarımı sonuna kadar arayacağım. Böyle bir paylaşımı kabul etmiyorum. Seninle işimiz daha bitmedi küçük hanım. Gidelim. Böyle bir paylaşımı kabul etmiyorum. Seninle işimiz daha bitmedi küçük hanım. Gidelim.